Merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde sizlerle yapımı çok basit ve zevkli, farklı bir kek tarifi uygulayacağız. Bunun için önce oda ısısındaki yumurtaları tek tek kırıp, şekerle birlikte kabarıp krema gibi olana kadar çırparak işe başlıyorum. Malzemelerim çırpılırken ben de un ve kabartıcıları birlikte eleyip, daha hafif hale getirmeyi sağlayacağım. Gördüğünüz gibi yumurta ve şeker çırpıldıkça rengi açıldı ve kabardı. Bundan sonra önce sıvı yağ, sonra da sütü yine çırpmaya devam ederken karışıma ilave ediyorum. Son olarak eleyip havalandırdığım un ve diğer kuru malzemeleri de ekleyip mikserin düşük devrinde veya benim yaptığım gibi biraz karıştırdıktan sonra spatula ile tüm karışımı yediriyorum birbirine. Dikdörtgen orta boy cam bir tepsiyi hafif yağlayıp karışımı döküyorum ve 170 dereceli fırında kabarıp kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada keki ıslatmak için çok basit ve lezzetli kakaolu bir sos hazırlayacağım. Bunun için su, şeker ve kakaoyu birlikte tel çırpıcıyla karıştırıp şeker eriyene kadar birazcık ocakta tutacağım. Eridikten sonra da kalan malzemem olan sütü ilave edip bu şekilde sosumu hazır hale getiriyorum. Kekim de bu arada kabardı ve pişti. Şimdi işin zevkli kısmına geldik. 8 numara kalınca bir şiş alıp örgü öreceğiz. Yanlış yerde değilsiniz, örgü kanalına geçmedik. Ne yapacağız bu şişle? Kekimize delikler açacağız. Kekimiz adını da buradan alıyor zaten. Birbirine değmeyecek şekilde sıralı sık sık delikler açıyorum kekin tamamına. Ve kekim yaklaşık 10 dakika ılındıktan sonra hazırladığım kakaolu sosu üzerine döküyorum. Keke deldiğimiz bu delikler sayesinde deliklerin içerisine sos daha fazla nüfuz edecek ve farklı yol yol görüntüler oluşturacak kestiğimiz zaman. Son olarak üzerine çırpılmış krem şanti de koyabilirsiniz ama ben her zaman olduğu gibi yine ev yapımından yanayım. Ve üzerine klasik bir pasta kremasının biraz daha cıvık halini hazırlayacağım. İçinde şeker, un, nişasta, yumurta ve süt var. Bunu her zaman olduğu gibi orta ateşte çırparak kaynayana kadar, kabarcıklar çıkana kadar pişiriyoruz. Ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra çok fazla haşlamamak için kekimizi ılınmış olan kekin üzerine gezdirip yayıyoruz. Kremamız da soğuduktan sonra geriye kalan artık süslemek. Güzel bir şekilde üzerine kakao eleyebilirsiniz. Ama en iyisi siz o kakaoyu geri alın ve şöyle bir şey yapın. Plastik dantel koyun üzerine ve ondan sonra bolca kakaonuzu eleyin. Ve işte son görüntüye hazır mısınız? Dantelimizi bir çekiyoruz ve işte gördüğünüz gibi harika desenimiz ortaya çıkıyor. Sofraya getirdiğinizde, ikram ettiğinizde özellikle bu altındaki katmanların dışında öncelikle bu desen göze çarpacaktır. Gerçekten çok hoş, basit bir yöntem ve kekin tadı da çok harika. Mükemmel, hafif lezzetli bir tat oluşuyor. Mutlaka deneyin bu keki hemen. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eğer tarifi denerseniz benimle Facebook'tan da paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Görüşmek üzere.